Arkadaşlar merhaba. Serimizin yani basit silah serimizin ikinci bölümünde başlıyoruz. Şimdi birkaç ufak detay ekleyeceğiz. Ondan sonra artık soketleri eklemeye başlayacağız. Ben yine her zamanki gibi belki bilen arkadaşlara sıkıcı gelebilir ama ayrıntılar vermeye devam edeceğim. Bu ayrıntılar nelerdir? Hemen başlayalım. Kendi içinde görelim. Şimdi biz weapon itemler içerisinde bir tane master gun item oluşturmuştuk. Yani bütün itemlerin dedesini oluşturmuştuk. O item üzerinden gidelim. Bu neydi? Ha. Bunu kaldıralım. Ben kaldırayım bunu. Test alırken muhtemelen bırakmışım şimdi. Alright. Ve function kısmı. Function kısmı arkadaşlar add function, yani fonksiyon ekleyeceğimiz kısım. Onun dışında bir de override kısmı var. Override kısmı oyun motorunun içerisinde oluşturulmuş fonksiyonları bize veren. Ama mesela bu aktörün içerisinde geçersiz olan oyun kısımları, fonksiyon kısımları. Bunlardan bir tanesi bizim kullanacağımız get interact text attach. Yani bu teksti oluşturduğum şeylere tanımlamak istiyorum. Yani mesela AK-47 ile gittiğim zaman, AK-47 silahının üzerine gittiğim zaman bana text olarak AK-47 yazısını çıkartmasını istiyorum. Buradan başlayacağımız kısım burası. Çok saçma bir cümle oldu ya. Biz kısım buradan başlayacağımız kısım. Neyse, cümlelerime çok takılmayın. Bazen öğretme yönünde çok iyi olmayabilirim, takılabiliyorum. O yüzden çok üstelemeyin. Neyse, get interact text attach, yani silahlarımızın isminin gözükmesi için bu attach fonksiyonunu biz tanımlayacağız master item üzerinden. Master gun item üzerinden. Ben bunu okey diyorum. Şunu kaldıralım. Şimdi attach complex kısmına ben buradan hemen gun kısmını ekliyorum. Neden gun ekliyorum? Bu benim scuttle mesh'im. Diğer şeylerim zaten bundan türetildi. Aldım bunu, bıraktım. Şimdi bunu yaptık. Bir saniye bir kontrol yapayım. Master item. Burada interface'ler var. İyi, tamam. Bununla alakası yok şu an. Bakın burada oluşturduğum fonksiyonu da görebilirsiniz önceki derste. Yani bu kısımda override fonksiyonu, burada oluşturulmuş fonksiyonu yani aktif olarak. Neyse devam edelim. Şimdi ben bunu bir karakterin üzerinde bir göstereyim. On interact fonksiyonu kullanacağız karakterlerle. Burada karaktere geldik. Ya yeni bir şey almam gerekiyor mikrofon. Sesler direkt yansıyor. Garip bir ses senkronizasyonu oluşturuyor. Ha, buraya geçmeden önce Project Settings'te input kısmına arkadaşlar bir tane interact ekleyin. Yani karakter şurada silahların üzerine geldiği zaman niye basın diye F tuşuna basın diye. F interact tuşuna basın diye. O yüzden F'i kullanacağız. Siz Project Settings'te bir tane interact olarak F tuşunu eklemenizi tavsiye ediyorum. Onu kullanacağız. Tavsiye etmiyorum yani, ekleyin. Neyse. Third person karakteri. Third person karakteri kullanmayacağız biz. ASP karakteri kullanacağız. Dur bakayım. Evet, biz ASP4 karakteri kullanacağız. ASP4 karakterine girin arkadaşlar. Third person'a değil, ASP4 karakterine girin. Şimdi komponentleri karşılamayabilir yanlış karaktere girerseniz. Neyse. Buradan başlıyoruz. Ben buradan oluşturduğum input'u bir çağırayım. Interact dedim. Evet. Action events interact. Interact'ım geldi. Birazcık küçültelim. Evet. Şimdi. Karakterimiz overlapping, yani component'ı, şu component'ı, component diyorum, yapardım. Capsule component'ı. Yani şu kısım
silahlara temas ettiği zaman harekete geçeceği için overlapping metodu oluşturmamız gerekiyor. Biz kapsülden bir çağıralım. Buradaki yani değecek kısım kapsül sonuçta. Get overlapping actors. Buradan mesela şurada AK-47'yi de seçebilirim ama AK-47'yi seçtiğim zaman sadece AK-47 üzerine geldiği zaman, AK-47 karakter aktörü üzerine geldiğim zaman hareketler. Ben buradan aktör seçiyorum. Bütün bu ne deniyor? Interaction'ları olan, interface'ları olan aktörlerde etkileşime geçsin diye. Şu işaretin anlamını biliyorsunuzdur. Bu array yani bir array fonksiyonu oluşturacağımızı gösterir. Şuradan çağırdığımız zaman. Array'larda mesela çeşitli şeyler var. For diyeyim. For each loop ve for each loop with break var. Şimdi bunların ikisinin arasındaki ufak tefek farklar var. Mesela for demek for each loop'da kullandığımız zaman hangi indisin kullanıldığını görmek için daha avantajlı bir konumda. Ama for with break döngüye kısıtlama koymadan sadece mesaj arası veriyorsun. Bir yani biraz daha sadelik sağlıyor for each loop. Mesela şöyle söyleyeyim. İndislerimiz ne olsun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada döngü sağlanacak. 1'den 10'a kadar veya toplama döngüsü olsun. Burada indisin hangisinin kullanıldığını görmek istiyorsak for each üzerinden gideceğiz. Ama biz fonksiyonumuzu kullanırken karakter aktöre değecek, çekilecek, ara verecek vesaire. Şu break'i ara gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden bunu kullanalım. Bunu kullanmak daha mantıklı. Tabii for each lab'ı da kullanabilirdik. O da geçerliliğini korur. Buradan does implement interface'imizi çağıralım. Neydi bizim interface? En alttaydı. Evet burada. Buradan if diyoruz. Lab body'mizi bağlı. Şimdi şöyle biraz düzenli olsun. Bizim bir tane oluşturduğumuz bir interface'imiz daha vardı. Neydi o? OnInteract fonksiyonuydu. OnInteract fonksiyonu etkileşime geçmesi için, üzerinde olduğunu belirtmesi için kullanacağımız bir fonksiyon. Bunun önemini daha sonra anlayacaksınız. Birazdan hatta hani şeyle hello komutuyla yazdığı etkileşime geçip geçmediğini test edeceğiz. Şimdi array'den gelen komutu ben buradan bir çağırayım. Target'ına bağlamak için array kullanıyorum arkadaşlar. Array yani döngüye girecek eleman bu olacak. OnInteract evet hemen geldi. Message kısmı olarak alıyorsunuz arkadaşlar. Şu işaret olsun üzerinden. Bu self olsun. Burayı düzenli yapalım. Şimdi şu exec kısmından arkadaşlar ben bir bağlantı çıkarayım ki yani break kısmına bir bağlantı bağladığım zaman bir döngüye girsin. Sürekli aktif olarak çalışmasına gerek yok. Sadece etkileşime girdiğinde bir döngüye girsin istiyorum. O yüzden bir break'e bağladım. Eğer ki for yani döngüler size biraz karmaşık geliyorsa onları için altta yorum kısmına belirtin. Ayrıca bir konu anlatın, ders çekelim. Çünkü döngüler aslında kimeye göre çok basit, kimeye göre çok karmaşık yapılar. Ama döngüler olmadan da çoğu şeyi oyunda yapamazsın. Döngüler yani hayat kurtarıyor oyun içerisinde. Hatta ben bunun bir tane videosunu çekip ders olarak döngüleri ekleyeyim. Yani birkaç gün içerisinde yaparım diye tahmin ediyorum. Yani şu şekilde mantık üzerinde anlatması gerçekten karmaşık ama döngüyü direkt en baştan anlatırsak daha faydalı olur. Zamanı geçirmeyelim. Hatta 9 dakika olmuş. Neyse bunu da yaptıktan sonra biz bağlantımızı da kurduk. OnInteract'ımızı hazırladık. Bir OnInteract'ı deneyelim. Nerede? Master bunda deneyelim. Interface geldi. OnInteract dedim. Buradan implement fonksiyon. Ne olsun?
Point Sting desek. El olursun, yaldırsın. Evet, Dragon Play nerede? Şeyden alalım bari. Hatta bunu test edelim. Master Group Quintain'den aldık biz bunu zaten. Test edelim ya. Bakalım. Hello, niye çıkmadın? Hello. Niye böyle yaptın? Hello. Niye tanımlamadı ya? Buraya bağlamaya gerek yok. Bir saniye. Ha. Evet. Şimdi şeyi gösteriyorum. Onu düşünüyordum. Interact'ı arkadaşlar F tuşuna basmaya tanımlamıştık biz. Bu fonksiyonun sonunda da 10 interact çalışacaktı. Biz buna bir tane de döngü bağladık. Biz burada F tuşuna basmadık. F tuşuna basalım. Şimdi karakterim gidiyor silahın üzerine. Gördüğünüz gibi silahın üzerine geldi. F tuşuna bastım. Sol üstte hello yazısı çıkıyor gördüğünüz gibi. Tekrar bastım. Tekrar bastım. Şimdi geriye geldim. Boşluktayken F tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi çalışmıyor. On interact fonksiyonu. Demek ki bu şeyle, karakterimizle etkileşime geçmiş. Bunu anlıyoruz. Buna şu an için gerek yok. O interact dursun şurada. Şimdi karakterimize gelelim bir. Yavaş yavaş karakterimizdeki etkileşimleri sağlamaya başlayalım. Silah. Öncelikle bir tane silah fonksiyonlarımızı oluşturalım. Şuraya geldim. Function dedim. Ben burada karakterimizin alabileceği silahları için bir tane fonksiyon oluşturalım. Etkileşim olsun. Ve yapın da silah demeli arkadaşlar. Onu da kullanabilirsiniz. Bir tane şuna input ekleyelim. Kan olsun. Bizim bir kanımıza bağlayalım. Neydi o? Master kanımıza bağlayalım. Yani bu işin dedesi olduğu için ondan çekeceğimiz için etkileşimleri master kanımıza var. Neyse bu isimleri masterları şu master itemi değiştirelim mesela ya. Karışmasın. Master kan olsun yeterli. Şu da master item. Kafa karıştırmasın. Neyse oradan aldık. Şimdi web silah türlerimizi oluşturalım. Bir primary silah olacak. Bir tane de secondary silah olacak. Yani birinci silah ve ikinci silah olacak. Oluşturalım. Primary. Bakın. Secondary bakın. Bunlar cinsin olsun. Tabii ki BP gun formatı. Şurada biz neye verelim formatımızı? Master Gun'ımıza verelim. Bu da Master Gun formatında olacak. Ağzım sürekli BP Gun'a alışmış. Her şeye BP eklediğimiz için. Ah. Yanlış yazdık. Master Gun. Bu da tamam. Birinci ve ikinci silahlarımızı oluşturduk. Şimdi fonksiyonumuzdaki etkileşime sağlamaya başlayalım. Şimdi birinci silah aldığımızda nereye gelecek? İkinci silah nereye gelecek? Hemen bir 5 saniye mola istiyorum. Bir çayımı doldurayım.
Hemen geldim. Şimdi yani Izwild oluşturalım. Izwild'ın ne olduğunu öğrenmenizi tavsiye ederim. Çünkü check etmelerde Izwild'ı çok kullanacaksınız arkadaşlar ve çok da faydalıdır. Izwild genelde bir check fonksiyondur. Şöyle içine girince göstereyim. Izwild bize Unreal'ın kendi oluşturmuş olduğu bir tane şey. Yani is while geçerli mi? While geçerli mi demek? Burada geçerli komutunu true'ysa ve false'sa sağlıyor. Aslında çok kullanışlı bir fonksiyon kendisi. O foreach lap'ın fonksiyonu. Oraya da girmeyelim çok uzun. Neyse. Primary fonksiyonu bağladım. Çünkü birinci silahtan başlayacağız. Birinci silah etkileşiminden devam edeceğiz. Şimdi input'a bağladık. Is not wild. Birinci silah değilse eğer neler olacak? Yani birinci silah geçerli değilse. Geçersiz ise. Şuradan hemen. Set primary'imizi alıyoruz. Oluşturduğumuz gun aktörümüz. Bağlı. Bu get gun arkadaşlar yani silahların hemen gösterelim. Master gun. Bizim oluşturduğumuz silahların arkadaşlar ana yapısındaki aktör. Yani biz bu aktörü kullanacağız diye mesaj veriyoruz şeye. Yani set ediyoruz. Bilginiz olsun. Şimdi ikinci silahımıza geçelim. Bu geçerli olan kısmı. Is wild dedim. Is wild'ı bıraktık. Secondary'imizi bağlıyoruz hemen. İkinci silah. Şimdi buradan bir mantık yürütmemiz gerekiyor. İkinci silah. Birinci silahı aldı. Tamam. Üzerinde silah var. İkinci silahı alacak. İkinci silahı alırken de ikinci silah varken de üçüncü silahı alması için silahların bir tanesini atacak. O zaman bizim elindeki silah alması için ikinci silahı atsın. O zaman biz is not wild'da. Bunu da geçersiz kılalım. Şu is wild kısmına da drop ekleriz arkadaşlar. Daha mantıklı olur. İkinci silahımızı buraya alalım. Normalde drop veya diğerden silah alma, üçüncü silah alma olmasaydı direkt is wild'dan gidebilirdik. Şuraya da bir kanımızı ekleyelim. Şuraya bir tane drop yapalım. Drop daha sonra da yapabiliriz. Üçüncü, dördüncü derste de yapabiliriz. Şu kısım karışmasın. Şimdi. Bir tane karakterimize şey ekleyelim ya. Soketlerimizi eklemeye başlayalım. ASP4 karakterimizin İç kısmına geldik. Misket de neredeydi ya? Buradadır. Evet, mannequin misket. Evet. Şimdi karakterin bir pozisyonu olsun. Bu pozisyon üzerinden gidelim. Daha sağlıklı olur. Şimdi şöyle olsa idol desek biz buna. Öyle değil. Idol rifle. Silah yerdeyken bu da değil. Aslında yerdeyken daha mantıklı. Koşuyorlar.
rifle. Evet, buraya soketleyelim. Şimdi şu sağ elden bir tane soket alalım. Add socket diyorum arkadaşlar. Bu soketimiz IM socket olsun. IM değil, IM socket. Evet. Buraya bir tane silah ekleyelim. Ne olsun? M4 ekleyelim ya. M4 müydü? MA4 müydü silah resmi? MA4 niye çıkmıyor ya? A4 desek K47 çıkıyor. Neyse K47 ekleyelim bari. Ters geldi. Aslında bu X yönlüsünü eklemiştik ama. Neyse. Evet, gönderelim. Biraz yaklaşalım. Evet. Tamam, şu güzel de. Şöyle bir yön kontrolü yapalım. Evet, şu an için biraz daha evet, gayet güzel. Bu tamam. Bir tane de sırtına ekleyelim. Yedek silahımız için. Muhtemelen şu an çay çekiş şükreti sesim gelmiş olabilir. Kusura bakmayın. Şu mikrofonu bir an önce almam lazım. Bütün bir iş sebebiyle çıkamadım. En kısa zamanda almış olacağım. Evet, burası güzel. Add socket diyorum ben buraya bir tane de. Burada backup soket olsun. Şimdi bu soketimize de K47 ekleyelim yine. Hemen geldi. Şöyle. Bu ince ayar kısmını arkadaşlar her zaman söylediğim gibi siz yaparsınız. İster eğik, ister dikine, ister yatay. Onları siz şöyle ince ayarları yaparsınız ya da buraya silah kablosunu koyursunuz. Olur. Size kalmış. Soket ayarlayacağınız kısımlar. Ben şu an biraz üstün körü yapıyor olabilirim. Çok da zamanı yememek açısından. Ama bu sıra çok uzun ya. Yani. Böyle bir yamuk musun bari? Tamam. Evet. Soketlerimiz hazır. Soketlerimiz hazır olduğuna göre bunu boş bırakmışız ya. O ASP4 karakterin içerisinde oluşturduğumuz arkadaşlar pickup vardı ya. Nerede? Pickup arkadaşlar şu master down içerisindeki o 10 interact'a bağlayın. Biz buraya hello komutunu bağlatmıştık. Çalışıp çalışmamayı seçmek için buraya pick-up çağırını nasıl çağıracaksınız? Player ASP arkadaşlar biz karakterimizin referansını vermiştik. Şuradan pick-up dediğim zaman direkt geliyor zaten. Şu self olsun. Evet. Burası da tamam. Şimdi manekün şeylerimizi oluşturduk. Soketlerimizi yani bunu bağladık. Artık şu şeyimize geçebiliriz ya. Fonksiyonumuza. Niye bir fonksiyon oluşturalım?
O da silah aldıkça verdikçe onu güncellediğimiz bir fonksiyon olsun. Update gun olsun. Şimdi update gun'ımızı nasıl yapabiliriz? Bir içerisinde çok alan kaplanmaması için makro üzerinden yazsa daha mantıklı. Makro ya da diyelim ki equipped makro. Yani makro olmadı. Kan diyelim biz bunu. Sonra bir socket daha oluşturalım. Watch backup olsun. Backup arkadaki silah için arkadaşlar. Equipped'de kuşanılmış silah için. Şimdi buraya geldik. De şey oluşturalım. Enumeration. Bakın enumları kullanmanızı tavsiye ederim. Yani bazı yerlerde kullanmasını bilirseniz gerçekten hayat kurtaran şeyler. Fonksiyonlar. Aslında o da bir nebze fonksiyon gibi çalışıyor. Blueprint de. Ne olsun? Current. Şurayı düzeltmeden içim rahat etmesin. Hemen burayı bulacağım. Burada iki tip isim türeteceğiz. Biri primary gun olsun. Yani daha gerek yok. Karışmasın diğerleriyle. Secondary. Şimdi bu neden primary secondary? Bunu belirtmemin sebebi primary'de silah tutuş versiyonunda yani nişan almış versiyonunda ya da elindeki hali. Secondary'de sırtındaki hali olacak. Gun yazmamıza gerek yok çünkü bu mevki belirten bir kısım yani lokasyonunu belirteceğimiz kısım. Orada şeye gerek yok. Gun yazmamıza. Zaten şimdi kullanış amacımızı anlayacaksınız. Current slots desek. Şuradan enumeration'ın referansını verelim. Geldi hemen gördüğünüz gibi. Compile ettim, save ettim. Current slot'umu aldım. Şimdi bir select oluşturalım. Yani seçme fonksiyonu oluşturalım. Select dedim. Gördüğünüz gibi hemen orada oluşturduğum şeyler geldi. Birinci olarak ekip backup'dayız şu an. Backup'dayız. Şu an equipped'e geldim. Backup çünkü sırtımızda olacağı için tam tersi yapacağız. Buraya bir current slot aldım. Select dedim. Primary yani birinci silahımızı buraya ekledim. İkinci silahımızı secondary'imizi de buraya ekledim. Şimdi check edelim biz bunu. Check'i nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Is valid. Is valid halinde. Bu da bağlansın. Bu makro olduğu için burada bir şey yapmayacağız. Bu sadece işlem kısaltmak da kullanıyoruz. Makroların kullanış amaçlarından biri budur. Şunu da alalım ya, şuna da bir yer açalım. Evet. Şimdi birinci silahımıza birinci primary weapon, ikinci silahımıza ikinci primary weapon. Şimdi arkadaki silahı öne alacağız. O yüzden şurayı tam tersi yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şuraya secondary yazayım. Bu da backup yani arkadaki silah için. Is diyorum yine her zamanki gibi. Check etsin. Kontrol edip yerine yerleştirmesi için kullanıyoruz arkadaşlar bunu. Yani is burada. Her tarafa yani check ederken bir amacı olması gerekiyor. Yani nerede nasıl kullanacağının bir amacı olması gerekiyor. Evet. Return value dedik. Bu da tamam. Evet. Şimdi update gun'a geldik. Burada. Biz selection'da şeylerimizi oluşturmuştuk soketlerimizi.
Yeni silah aldığımızda nereye yerleşecek? Şimdi onu bir belirleyelim. Hemen belirlemeye başlıyoruz. Şuraya bir sekans seçelim. Çünkü iki tane makromuz var. Şu birinci sekansa birinci makromu, Ecopet makroyu aldım. Şuraya yerleştirelim. Exec'e yapıştırdım. Şimdi karakter F tuşuna bastığı zaman silahın üzerinde ise silahın üzerinde ise bunu alsın. Buna yapıştırsın. Isvayet dedim. Return value. Return value neydi arkadaşlar? Bizim second yani selectimizdeki değerdi. O muhtemelen primary weapon'ı yapıştırıyor oraya. Parent'ımız tabii ki karakterimiz olacak. Yani kullanacağımız kısım karakterimiz. Şuradan hemen karakterimizin meşini alalım. Parent'ımıza verdik. Şimdi bu birinci silahımız yani elimizdeki silah. Şuradaki soketimiz neydi? Aynı soket. Aldım soketimi. Sokete yerleştirdim. Kopyalayıp yapıştırın arkadaşlar. Şunu snap target yapın. Hedefe yani hedefe yapışmak olarak algılayabilirsiniz. Aynı şekilde. Şuraya backup. Şöyle biraz yukarıda olsun. Biz wild'ı aldık. Target dedik. Ve şöyle ortada olsun. Beşimiz de buraya. Evet. Soketimizi değiştirelim hemen. Yoksa ikisi de aynı yere yapışır. Derste mi yaparız? Kaç dakika olmuş? 32 dakika. Bir sonraki derste de karakterin pozisyon almasına geçeriz. Çünkü karakterimiz muhtemelen şu an şeyde olacak. Elinde tutmuş olacak sadece. Yani combat moda geçmemiş olacak. Onu da eklemiş oluruz. Bu da tamam. Deneyelim. Bir deneme alalım. Şu an karakterimin eline gelmesini istiyorum. F tuşuna bastığım zaman gelmedi. F'e bastım. Gelmedi. Bir yere bağlamamışız. Nerelere bağlamamışız bakalım. Buraya şey update fonksiyonunu eklemek. Update kanı getirdim ben buraya bağladım. Buradan bunu aldım. Buradan bunu aldım. Pick fonksiyonumuz yani yerde alması gereken fonksiyonumuzu nereye yerleştireceğini göstermiş oldu. Update'in içerisinde şurada yapmıştık yani sohbetler. Şimdi tekrar bir deneyelim. Muhtemelen eline gelecek. Combat moda geçmeyecek. Onu sonraki derslerde göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi karakterimin eline geldi. Şu yazan kaybolması gerekiyordu. Niye kaybolmadı? Sırtına geldi. Gayet güzel. Şeyi bağlamak. Sırt ve el fonksiyonunu bağlamak. Şu yazılımda kaybolması gerekiyor. Bir saniye bunu kontrol edelim hemen. Master item'e geldim. Şimdi. Boş bırakayım. Olmadı. Gene değil. Interact'ın kaybolması gerekiyor. Neyse şuraları halledelim mi?
Onun bir sebebini bulamadım şu an. Evet, bu fonksiyon çalışıyor zaten şurası. Şu kısım çalışıyor. Bu ders bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki derste artık karakterin üzerindeki şu yazıyı kaldırırız. Onu şu an bir boşlukta bulayım. Sonra karakterimizi artık silahları doğru yerleştirmeyi gösteririz. Karakteri şu an silah almasını falan gösterdim. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Ben bir inceleme yapayım. Ufak bir yerde hatamız olabilir, onu düzelteyim. O düzelttiğimi de 3. derste size göstereceğim. 3. mü? 4. derste. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.